Bismillahirrahmanirrahim. Bab-ı nikahil müt'a. Bu bab müt'a nikahı, müvakket bir nikah. Caiz midir, değil midir? Bu İslamiyet'in evvelinde var idi, sonra da neshedildi. Bu çok dedikodu mucib oldu. Bunu uzun uzadı. İmam-ı Tahavi bunu da beyan buyuruyor. Şu hadisi şerifle başlıyor. Haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle, haddesena el-Velid ibn-i Kâsim ibn-i Velid kâle İsmail ibn-i Ebi Halid an Gays ibn-i Ebi Hazim an Abdillah ibn-i Mesud kâle künnâ ne'azû. Abdullah ibn-i Mesud buyurdular ki biz gaza ederdik. Mâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle ve leyse lenâ nisâun, bizim kadınlarımız yoktu. Fakunna bazılarının hiç evli değil, bazılarının da kadınları Medine'de kalmış, kendileri gazaya çıkmış. Kadınları yanlarında değil. Ve leyse lenâ nisâun dediği o. Bizim için kadınlar yoktu. Fakunna ya Resulullah, elâ nestahsî, biz istihsa edelim mi? Yani ilaç kullanalım da şehvetimiz galebe çalmasın, bunu yapalım mı? Esasen İhsa, yumurtalarını çıkartmaya derler ama fakat bu kasıt bu değil. Kasıt yani ilaç kullanalım da şehvetimiz kesilsin, kadınlara şehvetimiz olmasın. Çünkü seferde aileleri yanlarında yok. فَنَهَانَ Resulullah Efendimiz bizi nehyeyledi, en zalike bunda yok, ilaç kullanmayın dedi. وَرَخَّسَ لَنَا, bize ruhsat verdi. اَنْ نَنْكِحَ, nikahlanalım, evlenelim. بِالْسَوْبِ, bir elbiseyle, ilâ acelin, bir müddet. O kadınlardan, o her gazada nereye gittilerse orada bir kadınla, bir kadına sevip esvak bir şey versin, onunla nikahlansın bir müddet için. Sümme kara hadil ayet, sonra bu ayeti kerimeyi Peygamber Efendimiz okudu. Estağfirullah. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu innallaha la yuhibbul mu'tedin. Siz la tuharrimu, haram kılmayınız, tayyibati ma, şu bir şey tayyipleri ki, şu tayyip olan şeyleri ki ahallallahu lekum, Cenab-ı Hak sizin size onları helal kıldı. Ve la ta'tedu, fakat hududu da tecavüz etmeyiniz. İnnallaha la yuhibbul mu'tedin, Cenab-ı Hak mu'tedileri yani hududu tecavüz edenleri sevmez. Hududu tecavüz de ne ile olur? İstihsa edecek yahut da deva kullanacak, külli erkekliğini kesecek, yok Cenab-ı Hak bunu da sevmez. Şimdi bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz müvakket nikaha müsaade ettiğini Abdullah bin Mesud beyan buyurdu. İkinci hadisi şerif, haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseym kâle ahberena Ebu Bisrin an Sa'id ibn Zübeyrin kâle semiyetu Abdullah ibn Zübeyr yahtub. Abdullah ibn Zübeyr hutbe okuyordu diyor Sa'id ibn Zübeyr. وَهُوَ يُعَرِّدُ بِبْنِ عَبَّاسِ İbn-i Abbas radıyallahu anhümaya da tariz ediyordu. يَعِيبُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ Abdullah ibn Abbas'ın kendi fetvasını ayıplıyordu. Nerede? Fil müt'eti, müt'e hakkındaki fetvasını. Abdullah ibn Abbas müt'eye cevaz veriyordu. Böyle fetva veriyordu. Onun o fetvasını ayıplıyordu. فَقَالَ ibn Abbas, ibn Abbas dedi ki يَسْأَلْ اُمَّهُ, benim vermiş olduğum fetvayı bana ayıplıyor. Anasına sorsun, yani Hazreti Esma bint Ebi Bekir'e sorsun. İmkâne sadiken, eğer kendisi doğruysa, doğru söylüyorsa, müt'e yok ise, gitsin anası Hazreti Esma'ya sorsun ki müt'e var mıydı, yok muydu? Fes'ele Abdullah ibn Zübeyr de anası Hazreti Esma radıyallahu anh'a sordu ki Resulullah Efendimiz zamanında müt'e var mıydı? Fekalet buyurdu ki Sadaka ibn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anhuma sadık oldular. Kad kâne zâlike, o müt'e var idi. Fekale ibn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas buyurdular ki lev şiite, arzu eder isense lesemmeytü, ben isimlerini sayayım. Ricalen bir takım ricalleri min Gureyş'in, Gureyş'ten bir takım adamların isimlerini vereyim ki vülidû, onlar doğdular fîhâ müt'ede. Yani müt'e nikâh ile doğdular. İstersen onların da isimlerini biliyorum, onların da isimleriyle sayabilirim. Üçüncü hadisi şerif,
حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ميت بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه Cabir ibn Abdullah ve Selamet-i Münrek ve diyorlar ki Peygamber Efendimiz onlara gitti. فَاَذِنَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ Mut'a'da onlara izin verdi. Muvakkat nikahda izin verdi. Bu üç hadisi şerif beyanıyla İmam-ı Tahavi diyor ki قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِهِ الْاَثَرِ Ulemadın bir kısmı bu eserlere sahip oldular. فَقَالُوا dediler ki لَا بَاسَ Günah olmadı, bahs olmadı, en yetemettâ racülü bir adam temettü ede minel mer'eti kadından eyyâmen me'lûme me'lûm günler, sayılı günler, üç gün, beş gün, bir hafta, bir ay ne ile temettü ede? Bir şey-i me'lûm, me'lûm bir şey ile. Vereceği şey de me'lûm olacak, gün de me'lûm olacak. Feyzâ medat tilkel eyyâm, o günler bitti, geçti mi, harumet o kadın haram olur aleyhi o adam üzerine. La bi talakın, talak ile değil. Ya kesmiş oldukları gün bitti, o kadın da ona haram oldu. Talak sebebiyle değil. Ya neyle? Velakin bin gıdâil müddeti, müddetin bitmesiyle. Elleti öyle müddet ki kâna ta'akada onlar ta'akud eylediler, akit yaptılar. Alel müt'ati fîhâ o günlerde müt'a üzerine, temettü üzerine akit yaptılar diye. Velâ yetevâresâni birbirlerine varis de olamazlar. Birisi o nikah-ı müt'a zamanında ölse öteki ona maris olamaz. Bizalike bu nikah-ı müt'a sebebiyle fi kavlihim bunların kavlinde de. Yani bu bir müt'adır. Nikah değildir. Onun için birisi ölse öteki de buna varis olamaz. Bunlar böyle dediler ve halefen fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bunları muhalefete eylediler. Fekalu dediler ki la yecudu hadin nikah. Bu nikah caiz olmaz, müt'e nikahı caiz olmaz. وَاَحْتَجُّوا delil getirdiler ki اَنَّ الْاَثَارَ اَلَّتِي Şul bir hadisler ki اَحْتَجَّ بِهَا Onunla ihticac eyledi. عَلَيْهِمْ kendi üzerlerine اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُلَى birinci mezhep sahipleri. قَدْ كَانَتْ Bu oldu. Bu var idi İslamiyet'in evvelinde. Nikah-ı müt'e var idi. سُمَّ نُسِخَتْ بَعْدَ ذَلِكَ Fakat ondan sonra bu nesholundu. Ve enne Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kadınaha muhakkak nehiyledi yani müt'ati müt'eden kat'i surette nehiyledi. Nesholunmuş bir hüküm. Onun için Resulullah'tan sonra bu hükmün vak olduğunu iddia etmek mensuh ile amel etmektir. Nesholunmuş gitmiş. Bu ikinci cümle bunu buyurdular ve zekeru zikreylediler. Neyi maşul bir hadisi ki kadru veyan Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Min nehyihi, Peygamber Efendimiz'in nehyettikini, anha nikah-ı müt'aden nehyettikini zikreylediler. O da neden? Mimma bir şeyden ki, lem yüzker fîhe nesih. Nesih zikredilmeyen hadislerden. Neyi zikreylediler? Ma bir hadisi ki, kad haddesen ibn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud bize rivayet eyledi. Kâle haddesen Abdullah ibn Muhammed ibn Esma. Kâle haddesen Cühiriye. عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب حضرت علي كرم الله وجهه مكرم لري محمد بن الحنفيه'nin oğlu Abdullah dan İmam Zühri rivayet ediyor. Bir de vel Hasan bin Muhammed bin Ali bir de yine Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Hasan'dı. Muhammed'in Hanefiye'nin iki oğlundan rivayet ediyor İmam-ı Zühri. Biri Hasan, birisi de Abdullah. Akhbarahu Abdullah da Hasan da ikisi de haber verdiler İmam-ı Zühri'ye ki enne ebahuma babaları Muhammed'in Hanefiye. Akhbarahuma onlar haber verdi ki ennehu Muhammed'in Hanefiye. Semi'a Ali ibn Ebi Talib babası Hazreti Ali kerramallahu ve şeyi eşitti. Yakulu buyururdu İbn Abbas'ın İbn Abbas'a derdi ki İbn-i Abbas fetva verirdi ya nikah-ı müt'e caiz diye. Onun fetvasını Hazreti Ali kerramallahu veçhe duyduktan sonra ne derdi ki? İnneke racülün tabihün. İnneke sen racülün bir adamsın. Böyle adam ki tabihün tabi. Tabi ne manasına geliyor?
burada bazıları diyor ki tabih müptekir, yeni şey icat eden yine tabih derler. Ev dâllum mütehayyir, yahut yolunu sapıtmış, yolda giderken yolunu sapıtmış, hayrette kalmış, ne tarafa gideceğini şaşırmış. Sen de böyle yolunu sapıtmışsın, ne tarafa gideceğini bilmiyorsun. Abdullah bin Abbas'a dedi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, neha en müt'atin nisa, nisanın müt'asından, müvakkat nikahtan nehyiledi. Bu nehyiledikten sonra sen gelmiş bu zamanda yine böyle bir fetva veriyorsun. Sen yolunu yitirmiş, şaşırmış bir adamsın dedi. Bir bu hadis-i şerifi zikreylediler. Yine bir hadis-i şerif de Haddesena Yunus kâle ehberene ibn Vehbin kâle ehbereni Yunus ve Üsame ve Malik an İbn-i Şehabi. İbn-i Şehab'dan İmam-ı Malik, Üsame, Yunus üçü de rivayet ediyorlar. Fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı isnatla bunlar bu hadisi zikreylediler. Yani Muhammed'in Hanefiyye'nin iki oğlu Abdullah ile Hasan Hazreti babalar Muhammed'in Hanefiye'den, o da Hazreti Ali'den rivayet eylediler. Aynı hadisi gayre ennehu lem yekul inneke reculun tabi. Bu ikinci senette İbn Abbas'a inneke reculun tabi kelimesi yok. Bu yok. Yoksa aynı hadis-i şerif var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahı müt'aten haram kılmıştır. Üçüncü hadisi şerif Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseym kâle ahberena Yahya ibn Sa'id an Zuhri an Abdullah ve Hasan ibn Muhammed el Hanefiye an ebihima en Aliyan marra bi ibn Abbas radıyallahu anh. İmam-ı Zuhri Muhammed el Hanefiye'nin iki oğlu Abdullah ve Hasan'dan rivayet ediyor. Onlar da babaları Muhammed-ül Hanefiye'den, o da Hazreti Ali'den rivayet ediyor ki Marra ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas'a seketti. Vahve yufti bil müt'at, o da müt'ayla fetva veriyordu. Hangi müt'a? Müt'atin nisa. Yani haccin müt'asi değil, müt'atun nisa. Müvakket nikah ile fetva veriyordu. Ki ennehu la ba'se biha, bunda beis yoktur diye fetva veriyordu. Hazreti Ali ona gitti. Fekale lehu Aliyun, Hazreti Ali kerramallahu ve şahı Abdullah bin Mesud'a dedi ki kad neha nehyeyledi anha bu nikahı müt'aden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ve an luhumil humuril ehliye. Bir de ehli humur, yani himarlar, eşeklerin yabani şeyi değil de ehlileşmiş eşeklerin etlerini yemekten nehyeyledi. Yevme Hayber'e Hayber günü. Yaban eşeği olursa o caiz. Fakat ehli eşek olur ki milletin elinde çalıştırdığı eşekler, bunların etini yenilmesini, bir de nikah-ı müteyi, bu ikisini Hayber günü Peygamber Efendimiz nehyeyledi buyurdu. Üçüncü hadisi şerif Haddesena Yunus kâle ahberen ibn-i Vehbin kâle ahbereni Umar ibn Muhammed el-Umari an ibn Şihab قال اخبرني سالم ibn Abdullah. İmam Zühri diyorlar ki Salim ibn Abdullah bana haber verdi ki enne raculan bir adam sâle Abdullah ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'e sordu anil müt'ati, kadınların müt'asından muvakkat nikahtan. Fekale Abdullah ibn Ömer de buyurdular ki haramın haramdır. Kale o zat dedi ki fe inne fülanen fülan yekulu fiha, bunda diyor, yani Abdullah ibn Abbas caiz olduğuna dair fetva veriyor, dedi ki bu. Kale Abdullah ibn Ömer buyurdu ki vallahi Allah'a yemin ederim ki lekad alime, o adam bildi, o bu fetva veren adam bildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz harremaha, bu müteyi haram kıldı. Yevme Hayber'e Hayber günü haram kıldı. Ve ma künna, biz olmadık musafihine, zina edici adamlar olmadık. Haram kıldı, haram kıldıktan sonra nikahı müteyi yapan zina etmiş olur. Biz zani değiliz buyurdu. Bu fetvayı veren de Allah'a yemin ederim ki o da bildi bunun Peygamber Efendimiz'in nehyelediğini. Fesihâdî'l-âthâr, işte bu üç hadisi şerifte de olucudur. En nehyü nehey
min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz tarafından nehi orucudur. Anil müt'ati müt'aden, muvakkıt nikahtan. فَاَحْتَمَلَ مُحْتَمِلُ اُلْدِي كَ اَنْ يَكُونَ وَلَا مَا زَكِرْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den zikreylediğimiz şey, o da neden مِنَ الْاِذْنِ ف۪يهَا مُتْعَدَ izin verdi ya, bu ola كَانَ ذَٰلِكَ مِنْهُ Peygamber Efendimiz'den bu izin sadir olmuştu, قَبْلِ النَّهِي nehyetmezden evvel. ثُمَّ نَهَا عَنْهَا sonra Peygamber Efendimiz ondan nehyeyledi. فَكَانَ ذَٰلِكَ النَّهْيُ sonradan gelen bu nehy oldu. نَاسِخًا o izni nasık oldu. Evvela izin verdi, sonradan da nehyeyledi. O nehy, o izni neskeyledi. Ne için? Neyi neskeyledi? Nasıkan nasık oldu. لِمَا كَانَ مِنَ الْاِبَاحَةِ قَبْلَ ذَٰلِكَ Nehyden evvel mübah kılınmıştı ya, o mübah olan şeyi neskeyledi oldu. Bu ihtimal var. Acaba bu doğru mi değil mi? Resulullah Efendimiz evvela mübah kıldı, sonradan da nehyeyledi. Binaenaleyh mübah olan mensuh oldu. Nehi olan nasih oldu. Bunu araştırdık. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ bu meseleye nazar eyledik. فَاِذَا يُونُسُ baktık ki Yunus قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا نَسُ بْنُ عِيَادِ اللَّيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةِ الْجُهَنِي عَنْ اَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى مَكَّةَ biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke'ye çıktık. Allah-u Alem yani Fethi Mekke zamanı oluyor. Fî haccetül veda, haccetül veda'da. Fethi Mekke'de değil de haccetül veda'da beraber Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu son hac, haccetül veda beraber çıktık. Feezine lena Peygamber Efendimiz bize izin verdi fil müt'ati müt'ada. Yolda izin verdi ki muvakkat nikah yapın. Fındalak ve ene ve sahibim li. Ben ve bir de benim sahibim gittik. İle mraetim min beni amir. Beni amirden bir kadına gittik. Ki onunla muvakkat bir nikah yapalım. Kenneha o kadın da bekretun ayto. Uzun, boynu uzun bir deve gibi bir kadın. Bekre genç bir deveye derler. Ayta da boynu uzun, boynu uzun, genç bir deve gibi, kadın da öyle yani, genç ve gürbüz bir kadın. فَعَرَدْنَا عَلَيْهَا O kadını arz eyledik, enfüsena nefislerimizi. Her ikisi de kendisini göstermiş. Kadın hangisiyle evlenmeye razıysa, onunla ittifak edecekler. فَقَالَتْ Kadın dedi ki, مَا تُعْتِينِ Bana ne vereceksin? Fakuldu dedim ki ridayı, üzerimde rida var işte. Rida dedikleri yani iki ihram olur ya, hacılar bağlar biri. Fakalet, kadın dedi ki ma tu'tini, bana ne vereceksin? Fakuldu ben dedim ki ridayı, ridamı üzerine almış giymiş olduğu ridayı. Bu rida hacıların giydiği iki ihram var ya, bir alt kısma bağlarlar, birisi de omuzlarına alırlar. Omuzlarına aldıklarına rida derler. Bir bu, böyle bir rida var, bir de üzerine mişleh alırlar, cübbe gibi. Bu, işte bu rida, bu ridan var dedi. Vakale sahibi, sahibi de dedi ki, ridayı, benim de ridan var. Yani ikisinin de ellerinde birer rida var. O ridayı verecekler, birkaç gün kadınla temettü edecek. Herhangisiyle ittifak ederse. Ve kâne ridâ-u sahibi, benim sahibimin ridası oldu dedi. Rabi'a ibn-i Sebre diyor ki, babam Sebretül Cehenni, Sebretül Cehenni dedi ki, benim arkadaşımın ridası oldu. Ecvede min ridayı benim ridamdan daha güzel oldu. Ve küntü eşebbe minhu, ben de daha gencidim. Onun ridası güzel fakat ihtiyar. Onun ridası eski meski fakat kendisi genç. Feizâ nezaret ilâ ridayı, benim ridama baktığı vakıtta kadın, فَإِذَا نَزَرَتْ اِلَى رِدَاءِ sahibi, benim sahibimin ridasına baktığı vakitte اَعْجَبَهَا rida onun hoşuna gitti, onunki ridası güzel. وَإِذَا نَزَرَتْ اِلَيَّ bana baktığı vakitte de ben kendim اَعْجِبْتُهَا ben onun hoşuna gittim. فَقَالَتْ kadın dedi ki اَنْتَ وَرِدَاءُكَ تَكْفِينِ
sen ve senin ridan bana kafidir. Yani senin ridan eski olsa bile sen geçsin, ben seninle bu nikaha temettüye razı olurum dedi. فَمَكَسْتُ مَعَهَا تَلَاسَتْ اَيَّامٍ Ben o kadında 3 gün kaldım. Yani o ridayı vermiş. 3 gün kadın, o kadınla beraber kalmış. ثُمَّ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Sonra Peygamber Efendimiz galip buyurdular ki مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللّٰهِ يَتَمَتَّعُ بِهِنَّ فَلْيُخَلِّ سَب۪يلَهَا Bunu buyurdu. Men bir kimse ki kâne indehu onun yanında oldu şeyin min hâdîn nisa bu kadınlardan ellâti şu kadınlar ki yetemettu bihinne anınla temettü eder bir kimse ki yani temettü nikahıyla bir kadını almışsa fel yuhalli sebîlehâ onun sebilini tahliye etsin bıraksın dedi. Ondan sonra da o zat 3 günden sonra bırakmış. Demek ki bu nehyetti. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah-ı müt'i nehyledi. Fakat bu nehi Haccetül Veda'da oluyor. Halbuki Hayber'de de oldu bu. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anın rivayeti Hayber'de de nehyledi. Haddesena Rabi'ül Mâldinu kâle haddesena Şüeyb ibn-i Leys kâle haddesena Leys anir Rabi'i ibn-i Sabretel Cüheni an ebi'i mislehu. Bu Sabretel Cüheni'nin hadisini İmam-ı Tahavi başka bir hadiste de rivayet eyledi. Haddesena Nebi Davud kâle haddesena Müseddedun kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd'in an Eyyub an-i Zühriyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Zehri rivayet ediyor ki mürsel olarak Peygamber Efendimiz neha en müt'etün nisa müt'etün nisa'dan nehyiledi yevmel fethi fetih günü. Şimdi bu müt'eten nehy kaç defa vakı olmuş? Bir Hayber'de vakı olmuş. Bir Fethi Mekke günü, bir de Haccetül Veda'da. 3 defa olmuş. Demek ki birkaç defa Peygamber Efendimiz mübah kılmış, sonra da nehyeylemiş. Fekultu, ben Zühriye dedim ki, mimmen semiyatehu, Resulullah Efendimiz'in böyle dediğini sen kimden işittin? Fekale dedi ki, haddeseni racülün an ebi, bir adam babasından rivayet eyledi. İnde Ömer ibn Abdülaziz. Ömer ibn Abdülaziz'in indinde ve zâme ma'merun ma'mer de zâmetti ki ennehu eleyse o adam kimdir? Er-Rabi' ibn Sebre. Rabi' ibn Sebre'dir. Çünkü bu rivayet ondan geliyor. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Ömer el-Hudiyyü kâle haddesene Şubetü en Abdirabbih ibn Sa'id en Abdülaziz ibn Ömer en Rabi' ibn Sebre en Ebihi ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Sebre, Sebretül Cihani. Sebretül Cihani dedi ki rahhas ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme rahhas. Peygamber Efendimiz ruhsat verdi. Fil müt'ati müt'ada. Fetezevvece racülün bir adam tezevvüce eyledi imraeten bir kadını. Felemma kâne ba'de zâlik. Bundan sonra bak peki bundan sonra oldu. İzâ huve yuharrimuha. Bu ruhsattan sonra baktık ki Peygamber Efendimiz müt'i tahrim ediyor, eşeddet tahrim, hem de şiddetli haram geliyor. Ve yekulu fîhâ bu müt'i hakkında buyuruyor, eşeddel gavlu, en şiddetli gavulleri buyuruyor ki zinhar bunu yapmayın buyuruyor. Yine bir hadis-i şerif daha rivayet ediyor. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kâle haddesena Yunus ibn-i Muhammed, kâle akberena Abdülvahid ibn-i Ziyad, kâle haddesena Ebu Umeys, an İyâs ibn-i Selamet ibn-i Lekve, an ebihi kâle, اَذِنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Selamet ibn-i Ekber diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi fi müt'ati nisa kadınların müt'esinde sümmenaha anha sonra ondan nehyiledi. Yine bir hadis-i şerifte haddesena Ebu Bekir'de kâle haddesena Me'ammel ibn-i İsmail'e kâle haddesena İkrimet ibn-i Ammar عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم biz Peygamber Efendimizle çıktık fi gazveti Tebuk'e Tebuk gazvesinde fenezele seniyyetel veda seniyyetül veda Medine civarında yakınında bir seniyyetül veda'a nazil olduk fera'a gördü Peygamber Efendimiz misabihe ateşler gördü misbahlar fenerler ve nisa'en bir takım kadınlar da gördü ki yepkini ağlıyorlar. Fekale dedi ki mahala bu nedir? Bu kadınlar ne ağlıyor? Bu ışıklar ne? Fekile
denildi ki ya Resulallah, nisa'ın bunlar bir takım kadınlardır ki temettü'a bihinne anlarla temettü ettiler, müvakkat nikahlar yaptılar ezvacühünle onların kocaları. Ve fâre'uhünne, bugün de buradan ayrılıyorlar. İşte bu kadınların ağladıkları bu. Fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki inna Allah harreme. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri haram kıldı. Ev hedere yahut da heder etti, yıktı. El müt'ate müt'ayı neyle? Bit talâki talâk ile. Vel nikâhi nikâh ile. Vel iddeti iddet ile. Vel mirâsi mirâs ile. Evvelden talak, nikah, idde, miras ayetleri nazil olmamıştı. Bu müt'e caiz idi. Fakat Cenab-ı Hak Teala Hazretleri talakı emretti, nikahı emretti, iddeti emretti, mirası emretti. İşte bu dört şey nikahı müt'eyi yıkmıştır, kaldırmış atmıştır. Hedere yıktı, yani iptal etti. Fefi hadi ile eser, işte bu eserlerde bulucudur. Tehrim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin haram kılması orucudur. El müt'ate müvakkat nikahı ba'de iznihi, ona izin verdikten sonra. Peygamber Efendimiz fiha, bu nikahı müt'ate izin olduktan sonra ve ibahati, onu mübah. Peygamber Efendimiz mübah kıldıktan sonra, iyyaha nikahı müt'ayı mübah kıldıktan sonra, ona izin verdikten sonra onun tehrimi orucudur. Fesebete bima sekerna, bizim bu zikrettiğimiz hadislerle sabit oldu. Ne sabit oldu? Nesku ma fil athari güven. Evvelki hadislerde caizdir diye gelen rivayetler var ya, o hükmün neshi sabit oldu, mensuh olduğu sabit oldu. Bu hadislerde nerede? Elleti zekirna fi evvel hadel bab. Bu babın evvelinde zikreyledik ya, Peygamber Efendimiz müsaade etmişti. İşte onların hükmünün mensuh olduğu sabit oldu. ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَرَضِيَ عَنْهُمْ. Peygamber Efendimiz'in eshabından da rivayet edildi. اَنَّهْيُ عَنْهَا نِكَاهِ مُتْعَدَ النَّهِي اَيْذَا Resulullah Efendimiz'den nehi sabit olduğu gibi. Ondan sonra gelen eshabtan da bu nehi sabit oldu. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْجِيزِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوبِ عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها هذه الأمة. عبد الله بن عباس diyor ki ما كانت المتعة متع olmadı إلا رحمة bir rahmet oldu. Öyle rahmet ki رحم الله والله تعالى رحمته الذي بها متع سببيله هذه الأمة بو أمة مرحمته الذي. ولولا نهي عمر بن الخطاب Ömer ibn-i Hattab'ın nehi olmasaydı anha müt'adem ma zina, zina etmezdi illa şakiyyün illa şakî zina ederdi. Abdullah ibn Abbas'ın kendi iştihadına göre müt'e nesk edilmemiştir. Müt'e nesk edilmemiştir. Hükmü bakidir. Yalnız Hazreti Ömer eshab-ı kirami topladı ve nehyetti ki müt'e yapmayacaksınız. Abdullah ibn Abbas'a göre göğe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehiylememiş de Hazreti Ömer nehiylemiş. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu nehiylemiş. Abdullah ibn-i Mesud'a o nehiyetti ki vasıl olmamış. Zannetti ki Ömer ibn-i Hattab nehiyledi. Eğer o müte kalmış olsaydı mazena illa şakiyyü. Hiçbir kimse zina etmezdi illa şakî ederdi. Kâle ata ata dedi ki kenni esmemha min ibn-i Abbasin. Ve ben eşidiyorum Abdullah ibn-i Abbas'tan hala illa şakiyyün. Ma zena illa şakiyyun, bunu eşittim. Haddesena Ebu Bişr Rikki ve haddesena Şüca ibn-ül Velid en Leys ibn Ebi Süleym en Talhata ibn-i Musarrif en Khaysemete ibn-i Abdirrahman en Ebi Zerrin radıyallahu anhu kâle innemâ kânet müt'atun nisâi lena khâsse. Ebu Zer radıyallahu anh de diyor ki müt'atun nisa ashaba mahsusu di. Yani ashaba Peygamber Efendimiz bir iki defa mübah kıldı. Ondan sonra da nehyeyledi. O zamana mahsusu di. Yani şimdi yok. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle. Haddesena Sa'idun kâle. Hüşeymün ehberena Abdülmelik en Atayin en Cabirin ennehum kânû yetemette'ûne minen nisa. Hazreti Cabir diyor ki ashab kadınlardan temettü ederdiler.
yani nikah-ı müteyi yapardılar. Hatta nehahum Ömer, hatta Hazreti Ömer nehiyledi. Haddesene ibn-i Merzuk. Kale haddesene vehbun, kale haddesene şöbet ve nebi cemrete, kale seldu ibn-i Abbasin. Abdullah ibn-i Abbas'a sordum. En müt'atin nisa, muvakkat nikahdan. Fekale mevlen lehu, onun bir kölesi dedi ki, innemâ kâne zâlike fil gazbi. Bu gazada caiz olurdu. Ve nisa'u kerîrün, kadınlar da azdılar. Fekale ibn-i Abbas radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Abbas da dedi ki, sadak da doğru söylüyorsun. Yani o nikah-ı mütede gazada tecviz edilirdi. Çünkü o vakit kadınlar da azdı. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tehavi buyurdular ki, Fâde Ömer radıyallahu anh, işte Hazreti Ömer, kadınaha en müt'atin nisa, kadınların müt'asından nehiyledi. Bi hadreti ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabının huzurunda. Hepsini topladı ve bunu nehiyledi. Felem yünkir zâlike aleyhim, aleyhi Hazreti Ömer üzerine inkar eylemedi. Minhum ashabtan münkirün, hiçbir inkar eden inkar eylemedi. Ve fî hâlâ delilun, bunda delil olucudur. Alâ mütâbe'atihim, ashabın tabi olduğuna lehu Hazreti Ömer'e. Ne üzerinde? Alâ mâ nehâ anhu min zâlik. Hazreti Ömer müt'eden nehyeylediği şey üzerine onlar da ona mütâbe'at ettiler. Ona tabi oldular. Ve fî icmâ'ihim, ashab-ı kirâmın icmâ'ında da olucudur. Ne üzerine icmâları? Alen nehyi, nehy üzerine fî zâlik, bu müt'etün nisa hakkında nehy üzerine icmaları, anha nehide neden, anha nikah-ı müt'eden, nehide icmalarında orucudur, delilün delil orucudur, ala neskhiha müt'etün nisa, nisanın neskhine delil orucudur ve hüccetün hüccet orucudur ki o hüküm varken nesk edilmiştir. Sümme hâde ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma. İşte Abdullah ibn Abbas da bak, yakulu diyor ki, innema ubihat müt'e mübah kılındı ve nisa'u kerîlun. Kadınlar az idi. Kadınlar az olduğu vakitte mübah kılındı. Ey felemmâ kesürne, vaktaki kadınlar çok oldu. İrtefe'al ma'nellezî, şöyle bir mana kalktı ki, min eclihi, o mana üzer için ubihat müt'etün ise mübah kılınmıştı. Kadınlar az idi de mübah kılınmıştı. Kadınlar çok oldu. O müt'ede kalktı, nesk edildi. Yani İbn Abbas da bunda müttefik. Ve kâle Ebu Zerrin radıyallahu anh, Ebu Zerrin radıyallahu anh buyuruyor ki, innemâ kânet lena hâsse. Bu bize hâssidi. Yani ashaba. Fakat yehtemülü mühtemülür ki en yekûne kânet lehum, onlara hâss olduğu ola lilmânellezî şul mânâi. Çünkü zekerehu Abdullah İbn Abbas. Abdullah İbn Abbas onu zikreyledi ki, ennehâ müt'e ubihet, İbâhe kılındı min eclihi, o sebepten ki o da kadınların azlığı dolayısıyla ashab-ı kirama müsaade edilmişti. Ondan sonra da nehyolundu. Ve emmâ kavlu Câbir'in radıyallahu anh, Hazreti Câbir'in kavlüne gelince ki, künnâ netemettem hattâ nehâne anha Ömer. Biz müt'enikâhını yapardık hatta Ömer nehyedinceye kadar. Buna gelince, fakat yecûdü caizken yekûne ola, lem ya'lem, Cabir bilmemiş ola. Neyi? Bir tahrimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya. Peygamber Efendimiz müt'ayı tahrim kıldığını duymamış ola. Hatta alimehu, hatta onu bildi min kavli Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in kavlinden bildi. Hazreti Ömer nehyedince ve Peygamber Efendimiz'in nehyini ispat edince Hazreti Cabir de o vakit öğrenmiş oldu. Ve fi terkihi, onun terk etmesinde olucudur. Cabir yani terk etti. Hazreti Ömer'den duyunca o da terk etti. Öyleyse onun terk etmesinde olucudur. Ma bir şey ki Petkana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz olmuş oldu. Ebahahu mübah kılmış idi oni lehum ashaba. Ashaba mübah kılmış olduğu bir şeyi Ömer'den eşittikten sonra Cabir'in de terk etmesinde olucudur. Delilün delil olucudur ki ala annel hüccete hüccet kat kâmet indehu Hazreti Cabir'in de kaim oldu. Ala neshi zâlike ve tehrimihi müt'edin müte hükmünün nesh edildiğine ve onun haram olduğuna dair delil sabit oldu da o da onun için terk eyledi.
fevecebe bima zekerna, bizim bu zikrettiğimiz şeyler sebebiyle vacip oldu. Neshu maşul bir hadislerin mensuh olduğu ki revine biz rivayet eyledik fi evvede hadel bab. Fi evveli hadel bab, bu babın evvelinde zikreylediğimiz mübah görüldüğü ki nikah-ı müt'enin nikah görüldüğünü beyan eden hadislerin neshi vacip oldu. O da neden min ibahati müt'etin nisa, müt'etin nisanın mübah olduğuna delalet eden hadislerin mensuh oldukları sabit oldu. Fakat kâle bazı ehl-i ilim, bazı ehl-i ilim dediler ki innen nikâhe nikâh izâ ukide akd olunduğu vakitte alâ müt'eti eyyâmin, birkaç günlük için nikah akd olunursa, gün tayin ettiler, 5 gün, 10 gün, 1 ay için bir nikah kestiler. فَهْوَ جَائِزٌ عَلَى الْاَبَدِ, bu عَلَى الْاَبَدِ, bu caizdir. O gün tayini batıldır, nikah ebedidir. Bazı ehl-i ilim böyle dediler. وَالشَّرْتُ شَرْتُ بَاطِلٌ, nikah caizdir, o şart da batıldır. Şart hangisi? 3 gün, 5 gün olması, bu batıldır. Böyle dediler. فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ, bu kavlün aleyhine de hüccet vardır ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lemma nehahum eshabı vaktaki nehiyle de anil müt'ati müt'eden قال لهم, onları dedi ki men kâne indehu, her kimin indinde varsa min hâzihin nisa, bu kadınlardır ellâzi, şu kadınlar ki yetemette'u bihinne, onlarla temettü eder. Her kimin indinde varsa şeyun, o kadınlarda bir kimse varsa felyufârikuhunne, onlardan ayrılsınlar. Ayrılsınlar demek ki nikah batıl oluyor, bitti. Yoksa eğer nikah ebedi olsa derdi ki onun nikahında kalır, kalsın. Şart batıldır derdi, demedi. فَلْيُفَارِكْ, o adam ayrılsın, müfarekat etsin hünne, o kadınlara. فَدَلَّ ذَٰلِكْ, bu delaletiyle de ki عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ الْعَقْدَ الْمُتَقَدِّمَ, o tekaddüm eden akıd. لَا يُوْجِبُ دَوَامَ الْعَقْدِ لِلْأَبَدِ, ilel ebed akdın devamının mucib değildir. لَنَّهُ لَوْ كَانَ يُوْجِبُ دَوَامَ الْعَقْدِ لِلْأَبَدِ, ebede kadar akdın devamının mucib olsaydı لَكَانَ يَفْسَخُ, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fesh ederdi. اَشَّرْتَ الَّذِي شُلْ بِشَرْتِكِ كَانَا تَعَاكَدَ بَيْنَهُمَ, aralarında akit yapmış oldukları şerti iptal ederdi. Yani gün meselesini iptal ederdi. Gün batıldır, nikah ile lebet caizdir buyururdu. وَلَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ, nikahı fesh etmezdi. اِذَا كَانَ قَدْ سَبَتَ, sabit olsaydı nikah ala sihhetin ve cevazin, sihhet ve cevaz üzerine o nikah sabit olmuş olsaydı onu fesh etmezdi. Neden? Evvel sihhet ve cevaz kabden nehi, nehiden evvel yapılan o nikahın sihhet ve cevaz olsaydı o nikahı fesh etmezdi. فَفِي اَمْرِهِ, Peygamber Efendimiz'in emretmesinde orucudur. اِيَّهُمْ اَسْحَابِ الْكِرَامَ, bir müfarekati müfarekatiyle emretmesinde orucudur. Siz hemen ayrılınız buyurdu ya. Delilün, delil orucudur ki اَلَا اَنَّ مِسْلَ ذَٰلِكَ الْعَقْدِ, bu gibi akıtların misli لَا يَجِبُوا بِهِ, anında vacip olmaz. مِلْكُ بِدْعِنْ نِكَاهَمْ, nikahlı olan bid'e mülkiyet vacip olmaz. Yani o kadının nikahına sahip olamaz. O nikah batıldır. Ondan sonra eğer o kadında buluşu şeriatlı şekilde girerse zina sayılır. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَنِفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ, İşte bu üç imamın kavli de budur. Nikah-ı müteakkati surette nehyedilmiştir, caiz değildir. Her kim nikah-ı müte yaparsa o zinanın bir şeklidir. وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَدَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.